Merhaba, ben Kabadokya İkili Sistemler Uzmanı Engin Aksakal. Bugün Kurtköy'deydik. Zeki Bey'in evine misafir olduk. Evet. Evlerine hırsız girmiş. Biz de gereken önlemleri almaya çalıştık. Kapının kilidini, rozetini çok rahat bir şekilde kırmış. Çünkü burada kapılarda bu kadar incelikte, bu kadar ince bir vida kullanılıyor. Haliyle hırsız bunu çok rahat bir şekilde kırabiliyor. Ve buradan kapıyı kilidini esneterek çok rahat bir şekilde rozeti kırıyor yine. Biz de burada ne yapıyoruz? Kapının dışına teknolog çelik rozetimizi yerleştiriyoruz. Tamamen paslanmaz tabakalı özel bir zırh. İçine yine özel bir göbek sistemi, boydan boya çelik takviyeli ve anahtarları da özellikle şöyle gösterelim. Mercedes anahtarı şeklinde maymuncukta hiçbir şekilde açılmayan özel bir anahtar sistemi kullanıyoruz. Burada çelik rozetin hemen arka tarafına 8'lik çelik vidalar kullanıyoruz ve bunları lokma ile sıkıyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan kırma şansları da kalmıyor. Ve bununla beraber tek bir açık nokta kalıyor. Hırsızın kiriko ile levye ile kapıyı açması. Bununla alakalı da emniyet kancalarımızı kapıyı merkezleyerek 2 adet kullanıyoruz. Kapı kapandığı zaman emniyet kancası direkt olarak kasanın içine geçiyor. Kasanın içine geçtiğinden dolayı da hırsız kilitten açamayınca enine doğru kastırmaya kalktığı zaman kapıyla kasa birbirine daha fazla kilitlendiğinden dolayı 1 milim enine herhangi bir esneme durumu söz konusu olmuyor. Hırsıza kilit olmaz dediler. Biz yaptık. Oldu. Burada maksat nedir? Hırsızı ne kadar fazla oyalayabilirsek, ne kadar fazla onun zamanından alabilirsek o kadar kârdır. Bu niyetle bütün kilit sistemleri hırsızları tamamen uzaklaştırmak, caydırmak ve bir başka kapıya yönlenmesini aslında sağlıyoruz. Şimdi burada Zeki Bey kapısında bunları yaptırdı fakat şimdi karşı komşuları sıkıntıda. Çünkü buraya baktıkları zaman zırhlı sistemleri görünce hemen başka komşularına bu sefer yöneliyorlar. Biz şimdi burada kapılarımızın kilitlerini monte ettik. Her şey güzel bir şekilde çalışıyor. Önemli olan hırsız girmeden önce bu önlemleri almak. Girdikten sonra geç kalınmış oluyor. Şimdi Zeki abimiz de gönlünden ne geçiyorsa varsa bir eksiğimiz onu da söyleyebilirler. Biz de Engin abi tabii başımıza kaza gelince tanıdık. Keşke daha önce tanımış olsaydık. Bu sistemin çok başarılı olacağına inanıyorum. Onun için yaptırdım, çok araştırdım. Eline sağlık, güzel oldu abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi internette şöyle bir bilgi kirliliği oluyor. Yani çok fazla bu işin içinde de olmayanlar, anlamayanlar hırsıza kilit olmaz diyerek mesela kafasında bir sistem olan kişiyi caydırabiliyorlar. Fakat kısa bir zaman sonra o kişinin evinden hırsız geliyor ve işten geçmiş oluyor. Burada temel mantık şu. Hırsızın bir kapıyı açması için kullandığı metot 3'tür. Nedir? 1. Kapının kilidini kırar, o şekilde açar. 2. Kapıyı maymuncukla açar. Üçüncü olarak da kapıyı kanırtarak levyeyle açar. Bir dördüncüsü yok. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Kilidi kırmasın diye yaklaşalım şöyle. Kilidi kırmasın diye çelik zırhlı sistemlerimizi monte ediyoruz. Hiçbir şekilde dışarıda bir vida yok. Dolayısıyla buradan bir sökme şansı da yok. İkinci olarak kilidi. İçindeki kilit çok özel bir kilit. Kesinlikle maymuncukla açılmayan özel bir sistem. Mercedes anahtarı sisteminde. Üçüncü olarak da kanırtarak açmasını engellemek için emniyet kancalarını kullanıyoruz. Sizler de geç kalmadan kapınıza bu sistemleri yaptırmanızı öneriyoruz. Evet. Teşekkür ederim Engin Bey. Her şey için çok sağ olun. Esnaflık olarak da 10 numara. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de.